FIFA'nın Kosova'ya hazırlık maçı yapma izni vermesi Kosova'yı neler kazandırdı? Bence önemli şeyler kazandırdı. Öncelikle futbolun Kosova'da daha çok sevilmesini sağladı. Bizleri Kosova formasıyla oynarken gören çocuklar için de bir umut oldu. Bizi rol model olarak almaya başladılar. Bunun yanı sıra Kosova adının dünyada çok bilen yoktu. Belki ilk maçımızı oynadığımız Haitililer bile Kosova diye bir ülke olduğunu bilmiyordu. Ama artık öğrendiler. İlk maçımızda inanılmaz bir ortam vardı. Daha önce hiç kendimi böyle hissetmemiştim. Kosova halkı bizi desteklemeye maçtan önce otele geldi. Hep yanımızdaydılar. Sahaya çıktığımızda stat doluydu. Evet belki daha kalabalık seyirci önünde de oynadım ama hiç bu kadar bağıran bir taraftar grubu görmemiştim. Bu da beni özel hissettirdi. Ailen Kosova'dan Sırbistan'ın işgal nedeniyle mi göç etti? Evet, ben çok küçüktüm. Ailem ilk olarak ben doğmadan önce savaş nedeniyle göç etmiş. Daha sonra ise Kosova'nın güvenli olduğunu düşünerek geri dönmüşler. Ben bu yıllarda Kosova'da doğdum. Ancak ailem Sırp askerleri tekrar gelince bir kez daha İsveç'e sığınma kararı almış. O günler çok zormuş. Bir Sırp sokakta gezince hemen evlerin ışıklarını kapatıp sessizce saklanıyorlarmış. Daha sonra ise güvenli evlere kaçıyorlarmış. Ben 8 aylık bebekken ilk olarak Malmö'de bir mülteci kampına yerleşmişiz. Ardından İsveç'in güneyindeki başka bir kampta 3-4 yaşıma kadar yaşadık. Orada dünyanın her yerinden insanları görmüştüm. Afrikalı, Arap, Balkanlardan gelenler. İlerleyen günlerde İsveç hükümeti yaşanan sorunlar nedeniyle mülteci kampında daha fazla kalmamıza izin vermedi mülteci kampından sonra İsveç'te yaşamanızı nasıl devam ettirdiniz İsveç'te yaşayan bir aile bize yardımcı oldu O ailenin yardımı sayesinde İsveç'te yaşama hakkını elde edene kadar yaklaşık bir yıl bir kilisede kaçak olarak yaşadık. Daha sonra ise İsveç vatandaşlığını hak ettik ve bugünlere geldim.